Kara deliklerle ilgili bir şey duyduysanız o da büyük olasılıkla kara deliklerin olay ufkundan hiçbir şeyin, ışığın bile kaçamayacağıdır. O zaman hiçbir şey kara delikten kaçamazsa biz onları nasıl gözlemleyebiliriz? Kara deliklerin var olduklarını nasıl bilebiliriz? Kara deliğe sıkışan şeyler yalnızca olay ufkunun içindeki maddelerdir. Kara delikler olay ufuklarının dışındaki maddeleri ise yer çekimiyle çekmeye çalışır ve bu şeylere bakarak yakınlarda bir kara delik olduğunu anlayabiliriz. Örneğin çok sayıda yıldız çiftleri birbirlerine uyguladıkları çekim etkisiyle birbirlerinin etrafında yani yörüngelerinde dönmektedir. Ancak bazı yıldızlar kendi eşlerinin yani diğer bir yıldızın etrafında değil, çok yüksek miktarda X ışını yayan cisimlerin etrafında dönüyor. X ışını yayan bir cismin yörüngesinde olan yıldızların kütlesel ve döndükleri yörüngenin özelliklerini inceleyerek X ışını yayan cismin ne kadar büyük ve ağır olduğunu bulabiliriz. Gözlemlenen çok sayıda yıldızın yörüngesine döndükleri eşi yani yıldız olmayan ve X ışını yayan cisimler Güneş'in kütlesinin 5-10 katı büyüklüğündedir ve bir yıldız değildir. Etraflarına ışık yaymazlar. Görünmezler fakat oradadırlar. Çünkü görünmeyen bu çok kütleli bir şeylerin etrafında başka yıldızlar dönmektedir. Biz bu büyüklükte ve kütlede gözlemlenen kara delikten başka bir cisim daha bilmiyoruz. Bazen bir kara deliğin keşfi için yörüngesinde dönen bir yıldıza bile ihtiyaç duyulmaz. Bir cismin etrafında dönen ve bu cismin yörüngesine paralel ilerleyen başka cisimlerin ani bir çekim kuvvetiyle bir anda hızlanıp bu hızla yörüngeye girmeden aniden uzaya savrulmasıyla etrafa X ışınları yayılır. Bu yayılan X ışınları ve radyo dalgaları yıldız olmayan bir nesnenin kütlesini belirlemek için kullanılabilir. Bu durumda suda oluşan bir girdabın yanından geçen başka bir cismin girdabın etrafında oluşan döngü sebebiyle henüz girdaba yakalanmadan hızlı bir şekilde suyun diğer kısımlarına savrulması örnek verilebilir. Bazı durumlarda bu cisimler nötron yıldızları olurlar. Ancak bir nötron yıldızından çok daha ağır olan diğer cisimler ancak kara delik olabilir. Samanyolu dahil çok sayıda galaksinin merkezinde X ışınları, radyo dalgaları ve kızılötesi ışın yayan ancak görünür bir ışık yaymayan çok yüksek kütleli nesneler vardır. Bu cisimlerin muazzam derecede ağır olduğunu ise yakınlarındaki yıldızların ve sıcak toz bulutlarının yörüngelerindeki dönme şekillerinden biliyoruz. Bu yörüngeler nesnelerin hem çok ağır hem de çok küçük olduklarını gösteriyor. Yıldızların ya da yıldız kümelerinin etrafına dağılmış farklı cisim kümeleri yoktur. Bu durumda biraz önceki örnekte verdiğim gibi etrafına X ışınları ve farklı cisimler savuran tek şeyin süper kütleli kara delikler olduğu ortaya çıkıyor. Örneğin Samanyolu'nun ortasında birçok yıldız Sagittarius A adlı bir X ışını radyo dalgası ve kızılötesi ışınım yapan ve Güneş'in 4 milyon katı büyüklüğündeki bir cismin etrafında ve çok çok küçük bir yörüngede çok hızlıca dönmekteler. Ayrıca çok fazla yoğun olan iki nesnenin birbirlerine uyguladıkları çekim yüzünden spiral biçimde dönerek çarpışmaları sonucunda yayılan yerçekimi dalgalarını doğrudan gözlemledik. Bu dalgaların bir kısmı nötron yıldızları olacak kadar hafif izlere sahiptir. Ancak diğer dalgalar sadece bir kara delik çiftinin çarpışarak tek ve daha büyük bir kara delik oluşturması sonucunda yayılan büyüklükte dalgalardır. Bu dalga izlerinin ayrıntıları, teorideki kara delik çarpışma hesaplamalarıyla birebir aynıdır. Bu sayede evrenin birçok farklı yerinde çok yoğun kütleli cisimler ve etrafına uyguladıkları çekim etkileri, yakınlarındaki yıldızlara ve birçok toz bulutuna direkt olarak yer çekimi dalgalarıyla gözlemlendi. Bu çok yoğun kütleli cisimlerin çoğu yıldız olmak için çok karanlık, yıldız kümeleri olmak için çok sıkışık ve çok karanlık, nötron yıldızı olmak içinse çok ağırlardır. Bu cisimler fiziğin kara deliklerin varlığını ve hareketini tahmin ettiği ve tanımladığı teorilerle hemen hemen aynı şekilde davranıyorlar. Bunun sonucunda bu cisimlerin kara delik olmasından başka hiçbir sebep yok. NASA'nın Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü'ndeki James Webb Teleskobu projesiyle çok eski galaksilerdeki en eski süper kara deliklerin en uzaktaki emisyonları gözlemlenebilecek ve kara deliklerin galaksinin evrimini ve gelişimini nasıl etkilediğini anlamamıza yardımcı olacak.
James Webb Uzay Teleskobu ayrıca kara deliklerin çektiği yıldızlar ve gaz ve toz bulutları yoluyla kara deliklerin yerlerini belirleyecek ve üretebilecekleri güçlü relativistik ışınlarla kara deliklerin enerji dinamiklerini anlamamıza yardımcı olacak. Bir gökbilimcinin sözleriyle, kara deliklerin ve kara deliklerin birçok özelliğinin var olduğu ile ilgili yeterli kanıt var. Başka bir deyişle, bir cismin verileri kara delik gibi görünüyorsa ve bir kara delik gibi davranıyorsa biz ona kara delik deriz. Yakın zamana kadar bildiklerimiz şu ana kadar anlattıklarımla sınırlıydı. Kara deliklerin var olduğunu biliyorduk, en azından inanıyorduk. Yeterli bilgiye sahiptik ancak henüz bir kara deliğin fotoğrafını çekememiştik. 10 Nisan 2019 tarihinde bilim dünyasında çok önemli bir gelişme kaydedildi. Messier 87 galaksisinin tam çekirdeğinde yer alan kara deliğin fotoğrafı çekildi. Peki bu neden çok önemli? Çünkü bu, dünyada ilk kez bir fotoğraf olarak gördüğümüz kara delik. 70'li yıllardan beri teorik fizikçilerin gösterimleri vardı. Daha sonra bilgisayarlar geliştikçe bunlar simüle edilmeye başlandı. En son 2014 yılında Yıldızlar Arası filminde daha önceki gördüğümüz kara delik görsellerinden çok farklı bir kara delik görseli gördük. Ayrıca bu filme yalnızca bir film gözüyle bakmayın. Çünkü bu filmde gerçek bir teorik fizikçi olan Kip Thorne bizzat aktif olarak çalışmıştır. Saatlerce yapılan renderlar sonucunda kara deliklerin filmdeki gibi böyle bir şey olacağı söylenmiştir. Bugüne kadar gördüğümüz tüm kara delik görselleri tahminlere dayalı olan simülasyonlardı. Kara deliğin fotoğrafı çekildiği ana kadar kara delikler aslında teorikti. Yani gerçek olduklarından çok da emin değildik. Her türlü bilgiye sahiptik ancak kara delikleri göremiyorduk. Kara deliğin fotoğrafının çekilmesiyle birlikte bilim dünyasında bir çığır açıldı. Kara deliklerin uzaydaki büyüklükleri olay ufku denen bir tanımla ifade edilir. Olay ufku, kara delik kütle çekim kuvvetinin artık oradan kaçmaya olanak vermeyecek bir düzeyde bulunduğu uzaklıktır. Yani olay ufkunun hemen dışında ışık hızıyla hala oradan uzaklaşmak mümkünken, içine düştükten sonra artık ışık hızıyla bile kara delikten çıkılamaz. Kara delikler o kadar yoğunlardır ki, o muazzam kütleye nispeten küçük bir hacim içinde bulunur ve bu hacimde olay ufkuyla belirlenir. Eğer dünyamız bir kara delik olsaydı, olay ufkuyla belirlenen büyüklüğü sadece 17.4 mm çapında bir küre olurdu. Peki o halde ışığın bile kaçamadığı kara deliğin fotoğrafı nasıl çekildi? Astronomide teleskobunuz ne kadar büyükse o kadar veri toplarsınız. Ancak teleskop boyutu arttıkça maliyeti de artar ve gitgide istenen büyüklükte teleskop yapmak zorlaşır. Astronomlar ve mühendisler bu zorluğun üstesinden gelebilmek için interferometre adında bir yöntem geliştirdi. Bu yöntemde görece küçük çok sayıda teleskop koordine bir şekilde çalıştırılarak sanki çapı daha büyük bir teleskop gibi kullanılıyor. Bu resmin oluşturulabilmesi için dünya çapında olay ufku teleskobu denilen bir teleskop ağı oluşturuldu. Dünyanın farklı yerlerindeki, biri Güney Kutbu'nda bulunan 6 kıtadan 8 radyo teleskobu, bilinen en hassas saatler olan atom saatleri kullanılarak eş zamanlı hale getirildi ve hepsinin aynı anda aynı yere bakması sağlandı. Böylece dünya büyüklüğünde bir radyo teleskop taklit edilmiş oldu. Bu teleskoplar 4 gece boyunca Messier 87 gökadasının merkezindeki süper kütleli kara deliğe baktılar ve 1.3 mm dalga boyundaki fotonları yakaladılar. Toplanan bu petabyte büyüklüğündeki veri, internet üzerinden gönderilemeyecek kadar büyük olduğu için hard disklere kaydedildi ve fiziksel olarak Almanya'daki Max Planck Radyo Gökbilim Enstitüsü ve Amerika'daki MIT Haystack gözlem evine taşındı. Bu merkezlerde verilerin süper bilgisayarlar tarafından işlenmesiyle ortaya bu görüntü çıktı. Anlaşıldığı üzere bu bildiğimiz türden bir fotoğraf değil. İnsan gözünün algılayamadığı radyo dalgalarından oluşan bir fotoğraf. Bu gördüğümüz şey Güneş sistemimizden daha büyük. Güneş'in 6,5 milyar katı bir kütleye sahip. Fotoğrafta yoğun bir parlaklığa sahip ateş çemberinin çevrilediği tam yuvarlak bir kara delik görülüyor. Işık kara deliğin etrafında düz bir çizgide ilerlemiyor. Şu anda bu görüntüye baktığımızda özellikle aşağısında fazla sıcaklık olan büyük parlak bir halka görüyoruz. Bu parlaklık kara deliğe doğru düşmekte olan bir yıldızın gazı olabilir.
toz parçaları olabilir. Bu parlaklık kara deliğin etrafında dönüyor. Kara delik etrafında döndükçe daha da yaklaşıyor. Döndükçe ve yakınlaştıkça sıcaklaşıyor. Sıcaklığı yükseldikçe daha parlak oluyor. Parlak olması ışık demek. Bu sayede kara deliğe doğru giden bir gaza ne olduğunu anlamaya başlıyoruz. Ortaya çıkan ışık, galaksideki milyarlarca yıldızın yaydığı toplam ışıktan daha fazla olduğu için dünyadan da görülebiliyor. Işık, çember şeklinde görülen noktadan kara deliğe giriyor. Kara deliklerin çekim gücü öylesine fazla ki ışığı bile çekip yutuyor. İşte burası tüm fizik kurallarının devreden çıktığı nokta olarak görülüyor. Gördüğünüz üzere kara deliğin bir kısmı yoğun bir parlaklığa sahipken diğer kısımları daha soğuk görünüyor. Bunun sebebi tahminlerime göre kara deliğin etrafında dönen ışığın bize bakan kısmı. Bu yüzden diğer kısımlara göre daha parlak görünüyor. Parlaklığı daha az olan kısım kara deliğin diğer tarafında kaldığı için net olarak göremiyoruz. Bunun daha net anlaşılması için Yıldızlar Arası filmindeki Gargantua adlı kara delikle kıyaslayıp benzerliklerini gösterebilirim. Fotoğrafı çekilen Puvehi kara deliğinin parlak kısmını Yıldızlar Arası filmindeki Gargantua kara deliğinin şu kısmına benzetebilirsiniz. Bu benzerlik bile bilimin şu anda imkansız olarak ortaya attığı birçok teorinin ileride bilimsel bir gerçeğe dönüşmesi ihtimalini gözler önüne seriyor. Her hafta yayınladığım yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben Furkan Kandemir.